Tekire Güney. İngiliz hocam. Mehmet Celal. Turizm fuarında Muğla standındayız ve yanımızda Milas Belediye Başkanı Sayın Muhammed Tokat var. Sayın Başkanım, biz tabii Pamukkale TV olarak Ege'de böyle gezinti yaparken bir de baktık Muğla'da Milas. Tabii Milas farklı bir ilçe. Şöyle kısaca bize Milas'tan bahseder misiniz? Evet. Güzel bir fuar. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor ve bu fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Muğla markası adı altında Milas olarak destek vermeye çalışıyoruz. Tabii Anadolu'nun çok güzide bir bölgesi. Her türlü imkana ve olumluluğa sahip bir bölge. Turizmi, tarihi, doğası, tarımı, her şeyiyle çok güzel bir yer. Bunun avantajlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yansıtabilmek için bütün fuarları takip etmeye çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarları. Milas tabii ki Muğla'nın en büyük ilçesi. Alan itibariyle, mahalle sayısı itibariyle, nüfus itibariyle çok önemli bir ilçe. Önemli, Fethiye'den büyük mü? Nüfus olarak ve nüfus bakımından Bodrum ve Fethiye'nin gerisindeyiz. Ama alan olarak ve mahalle sayısı olarak biz Muğla'nın en büyük ilçesiyiz. Neyimiz özel? Önemlidirsin. Yani bize iki dakikada böyle kısaca bir nasıl tanısanız, nesiyle tanıtırsınız? Biraz da Milas'la ilgili, yani Milas'la ilgili bir muhabbet açıldığında bizim ilk söyleyeceğimiz Milas 4 T'si, yani tarımı, tarihi, turizmi ve tabiatıyla ön plana çıkan bir ilçe. Aslında her şeye o kadar çok sahip ki Milas için zaman zaman Milas'ın gelişme yönü ne olmalıdır tartışmasında karar da vermekte çok zorlandığımız bir yer. Çünkü bir şeylere feda etmemiz gerekiyor, bir şeyleri ön plana çıkartmak için. Biz hiçbir şeyimizi feda etmek düşüncesinde değiliz. Bir sentez çerçevesinde hem turizmimizi hem tarihimizi, doğamızı ve kültürümüzü aynı şekilde geliştirme gayreti içerisindeyiz. Milas tarihte iki uygarlığa başkentlik yapmış. Karya'nın başkenti ve Menteşe Beyliği'nin başkenti. Tarihi ihtişamlı yaşamış bir kent. 27 tane ören yeriyle Türkiye'de belki de hiç kimsenin sahip olamadığı bir avantaja sahip. İtalya'dan daha fazla, evet. Denizden daha fazla. 27, 27 tane ören yeri var. Peki en meşhur aşınız ne başkanım? En meşhur aşınız ne? Vallahi Milas deyince akla zeytin gelir. Ve zeytinyağı gelir. Geçen haftalarda bir zeytin hasat şenliğimiz vardı. Gayet başarılı geçti. Başkanım, Pamukkale TV çağırmadığınız için biz gelemedik. İzledik onu ama evet zeytinyağı meşhur bir yer. Evet, Memecik zeytin türüyle şu anda dünyaya hükmeden ve bütün dünyada altın madalyaları toplayan bir ilçeyiz. Su fabrikanız var. Evet, labranda fabrikamız var, belediyemize ait. Evet. Zaten Milas'ın suyunu içen Milas'tan kopamaz. Ayrılsa bile mutlaka yolu tekrar Milas'a döner gelir diyoruz. Başkanım, şimdi çok özür dilerim. Biz Rahman'la bir gün çıkıp gelsek şu Entelköy, Dantelköy filminin çevrildiği yer var. Evet, Pınarcıköy'ümüz. Pınarcıköy. Biz oraya götürür müsünüz acaba? Götürürüz. Daha sizi onun gibi daha çok yerlere götürürüz. Yani onun gibi daha çok yerler var. Tabii ki ilçemizin tanıtımı, ilimizin tanıtımı bizim için önemli. Bize bu tanıtımda katkı anlamında uzanan her eli tutmaya hazırız. Bekleriz. Bugünkü verdiğiniz bu destek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Muğla Milas Belediye Başkanı Sayın Muhammed Tokat'la birlikteydik. Yanımızda hemen bir daire başkanımız var. Sanırım Muğla Büyükşehir Daire Başkanımız. Kendisiyle de ayrılmayın başkanım. Şöyle birlikte yapalım. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi önce kısaca bir tanıyalım. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali İnan. Biz bu İzmir Travel Türkiye Fuarı'nda ilimizde mevcut 13 ilçemizle birlikte stand kurduk. Bu standda Muğla'mızın öne çıkan değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta hepimizin bildiği gibi Ankara'da da Ege İlleri Tanıtım Fuarı'nda bulunduk. Bu ay burada, önümüzdeki ayda İstanbul Emit Fuarı'ndayız. Burada amacımız ilimizin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim dış turizm olduğu kadar da ilimizin iç turizmde de iyi bir potansiyeli var. O potansiyeli kaybetmemek ve daha da arttırmak amacıyla da iç turizmine önem veriyoruz.
çalışmamız bu yönde ilerliyoruz. Sayın Daire Başkanım, şu iki dakikada bize Muğla'yı tanıtmak isterseniz, en ünlü yöreniz, yeriniz, en ünlü aşınız nedir? Yani farklılığınız nedir? Evet, bizim Muğla deyince akla öne çıkan ilçelerimiz var. Bodrum, Marmaris ve Fethiye. Onun dışında da bizim tarihiyle ve ören yerleri, tabiatıyla da, doğasıyla da Milas ilçemiz, Yatağan ilçemiz, Merdişe ilçemiz ve yine Ortaca, Dalaman ilçelerimiz ve Kavakdere ilçelerimiz de bu yönde öne çıkıyor. Biz biraz da ilimizdeki kıyısal turizmin mevcut halini desteklemekle beraber kırsal turizme de biraz da çekmeye çalışıyoruz gelen misafirlerimizi. Yani kıyıya gelen misafirlerimizi birkaç günde kırsalda ağırlamak istiyoruz. O yüzden bizim bu konuda gastronomimiz de, yemeklerimiz de yöresel olarak da tanıtım yapacağız. Bir yaylanız var değil mi sizin? Yazlar öyle hani restoranlarıyla ünlü bir yaylanız var. Evet, tabii şimdi normal yayla deyince aklımıza biraz da yukarı çıkılan yerlerdir. Evet. Bu Denizli bölgesinde de öyle zaten, ama bizim Muğla merkez ilçemiz Menteşe'nin yaylası daha alçakta ve çok serin olur. Altında düzenlerin olduğu bir mevsim. Bizde de merkezde yaşayan vatandaşlarımız yazın günlerini hem bağ bahçe açısından hem de yaylamıza geçirirler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçi başkanıma dedim ki aşınız nedir dedim. Değil mi? Bir kebabınız var. Tabii bizim aşımız olarak sabahları bizim yediğimiz, içtiğimiz Muğla kebabımız var. Heh. O yüzden kebap deyince genelde herkes akşam zaten, ama bizde Muğla kebabı sabahları bizim bir alışkanlığımızdır. Onu da gelen misafirlerimizde de... Acı sulu olur bana. Evet, acı sulu. Evet. Sulu çorba gibi düşünebiliriz yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ve... Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sağ olun efendim. Sağ olun. Daire Başkanım, talimat verdi, tanıtsın diye. Konuştum o zaman.